50 yıldan uzun süredir üretilen Volkswagen Golf sınıfında dünyanın en çok tercih edilen ve Avrupa'da en çok satılan otomobil. Serinin 6. nesli 2008 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldıktan sonra 2009 yılında ülkemizde satılmaya başlayıp 2012 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 50 bin adet satıldı. Almanya dışında Çin, Endonezya ve Malezya'da üretilen Golf 6 2009 yılında Avrupa'da 3. olsa da dünya çapında yılın otomobili seçildi. Yaklaşık 20 farklı motor modifikasyonu bulunan modelde 1.2 ve 1.8 litrelik motorlar ülkemize ithal edilmedi. Ayrıca ülkemizde 2 litre ve bunun üzerinde olan motorlu olanları çok nadir bulunuyor. 102 beygirlik 1.6 litrelik atmosferik motorlar LPG ile uyumlu olsa da şehir içerisinde 10 litre seviyelerinde yakıt tüketiyorlar. İkinci eldeki Golf 6'ların en yaygın olan motor alternatifleri 105 beygirlik 1.6 litrelik dizeller ve 1.4 litrelik TSI motorların 122 beygirlik modifikasyonları. 1.6 dizellerin 90 beygirlik modifikasyonları şehir içerisinde 6 litreye yakın yakıt tüketseler de 105 beygirliklerin start stoplu Blue Motion'ları şehir içerisinde 5 litrenin altında yakıt tüketip 1.3 ton civarındaki ağırlıkları ile otomobili 11.2 saniyede 0'dan 100 km hızda çıkartabiliyorlar. LPG ile çok uyumlu olmayan 1.4 litrelik TSI motorlarında performans isteyenler için 160 beygirlik modifikasyon bulunsa da bu motorun otomatik şanzıman sorunları daha fazla. Ayrıca yağlama sorunlarından dolayı yatak sarma, piston kırma gibi büyük masraflar yaşattığından Golf 6'lardaki bizim motor tavsiyemiz 1.4 litrelik TSI motorların 122 beygirlik modifikasyonları. Bu motora sahip Golf 6'lar 10 saniyenin altında 0-100'ünü tamamlayıp şehir içerisinde 8.5 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor ve çift kavramalı şanzımanlar bazı koşullarda manuellerden bile daha az yakıt tüketebiliyor. 2009 yılı Euro NCAP testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 97, çocuk yolcu güvenliğinden 84, yaya güvenliğinden 61, güvenlik yardım sistemlerden 71 puanla 5 yıldız alan Golf 6 o yıl Euro NCAP tarafından yılın en güvenli otomobili seçildi. Pratik kullanımda süspansiyonları çok sert olmamasına rağmen oldukça başarılı bir yol tutuş ve 38 metreye düşebilen fren mesafesiyle de frenlemede oldukça başarılı bir otomobil. Sürüş karakteri, sürüş hissiyatı, yalıtım, içerik ve malzeme kalitesi, kullanışlılık yönünden sınıf standartlarının üzerinde olan Golf neredeyse tüm C sınıfı hatchback otomobillerin doğrudan rakip alıp tahtından edemediği bir otomobil. 350 litrelik bagaj hacmi çok büyük olmasa da C hatchback sınıf ortalamasında. Arka alan diz baş mesafesi ön alan ile birlikte yeterli, kullanışlı ve kaliteli. Pulse ve Fun Edition dışında 3 temel donanım seviyesi sırasıyla Trendline, Comfortline ve Highline. Genellikle yazılım, jant ve ekran gibi değişiklikler ile görselde üst donanıma çıkartılan Golf'lerde ABS, ASR, ESP, ön yan perde hava yastıkları ile birlikte sürücü diz hava yastığı, elektronik stabilizasyon programı, Isofix yokuş kalkış desteği, ön arka kol dayama, klima, elektrikli aynalar, elektrikli camlar standart donanımda yer alıyor. Donanım seviyesinin yükselmesiyle birlikte kararan dikiz aynası, elektrikli katlanır yan aynalar, çift yönlü dijital klima, far, yağmur, par sensörleri gibi donanımlar da bulunabiliyor. Her jenerasyonu için hayranları bulunan Golf'ün 6. nesli de ikinci elde yoğun ilgi görüyor. Bayi, servis, yedek parça temininde herhangi bir sorun yok. Fakat yedek parça fiyatları ve servis giderleri çok hesaplı olmayabiliyor. Hızlı, sarsıntısız ve keyifli olan DSG şanzımanı uzun vadeli kullanıp sorun yaşamama şansınız çok düşük. Bunun dışında plastik aksam deformasyonları, tavan döşemesinin sarkması, devir dayım pompasının sorunları, multimedya ekranı sorunları biraz daha yaygın görülüyor.